Herkese selam arkadaşlar, ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte yine bir kötü yorumları okuyorum serisiyle, videosuyla karşınızdayım. Bundan bir ay önce böyle bir video yapmıştım. Yani hani yine gelmişti kötü yorumlar, fakat bu sefer birikti, iyice birikti, iyice biriktirdim. Bu yanlış anlaşılmasın, o videodan sonra gelen hani bilerek yapılmış şeyler değil arkadaşlar. Çünkü yeni insanlar da katılıyor YouTube kanalımıza. YouTube önerdiği sürece güzel bir şekilde yorumlar da geliyor, ama kötü yorumlar da geliyor. Onunla ilgili bir video olacak sevgili arkadaşlar. Bakalım bu sefer sinirlenecek miyiz, yoksa gerçekten de kendimizi sakin tutacak mıyız? Bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarda görüşlerinizi belirtin ve abone olmadıysanız hala arkadaşlar, çan işaretine basıp abone olduktan sonra tümüne basarsanız beni çok memnun edersiniz. Başlayalım. Evet, ilk yorum ile başlıyorum. Mehmet Karagöz demiş ki, kanalı bana ver, senden daha iyi video çekerim. Velet. Velet. Yani bilmiyorum, saçımı kestirdikten sonra mı geldi bu yorum? Sakal gitti ya benim yakın zamanda. Ondan sonra mı bu tarz bir yorum geldi? Yoksa daha önceden mi bilmiyorum, tam emin değilim. Yani şu an bence yine, yani ne veledi ya? Ne veledi abi yani? Bunu yazan velet. Bunu bir kere yazan velet. Bunu zikreden velet yani. Velet. Terbiyesiz. Senden daha iyi video çekermiş. Kolaysa çek. Kolaysa speedrun yap. Kolaysa korku oyunlarını adam gibi oyna. Hashtag Tayfun'layız. Benim arkamda milyonlar var. Milyonlar gerçekten var. Ama arkamda. Önümde değil. Arkamda. Evet, bir sonraki yorumda Alper Danacı demiş ki, daha oyun oynamayı bilmiyorsun. Bize artistik yapıyorsun. Artistik yapıyorsun. Yapıyorsun. Yeter artık demiş. Bak orada yeter artık demiş. Artık yeter artık. Ne yaptıysam abi ya. Oğlum ben ne yaptım gerçekten bilmiyorum ya. Hani herhalde bu Twitch yayınlarında gelen espriler, şakalar vesaire aramızda geçen. Çünkü bazı videolarım biliyorsunuz, hani özellikle Spiran videolarımda rekorları canlı yayında yapıyorum. Canlı yayında da insanlarla sohbet ettiğim için hani bu tarz garip yorumlar da gelebiliyor. Herhalde bir şeye dokundu bilmiyorum ama. Bilmiyorum yani, ben genelde kendi haline takılan chatte böyle espri babında bazı mimlerden bahseden bir insanım yani. Ne zararım olmuş olabilir, neye bu kadar yeter artık demiş olabilirsin bilmiyorum. Kafana yazık kardeşim. Kafana yazık. Evet, bir sonraki yorum Mahmut Tuncer'den geliyor. Çok salaksın, keşke gebersen be bro. Adam benim gebermemi istiyormuş abi. Adam benim ölmemi istiyormuş ya. Oğlum ne yaptım lan? Ne yaptım abi ben? Ne yapmış olabilirim abi? Keşke gebersen diyor abi. Yani velev ki geberdim sevgili Mahmut Tuncer. Velev ki geberdim yani. Bundan memnun mu olacaksın? Terbiyesiz misin? İnsanları düşünmüyor musun hiç? Hayatlarını düşünmüyor musun? Ben gebersem üzülmez misiniz? Hashtag Tayfun'layız abi. Başlattım yine ya. Yorumlarda yazın abi. Hashtag Tayfun'layız. Devam abi, devam. Devam, bak yine sinirlendim, yine gerildim ya. Adam benim gebermemi istiyor abi. Geç başka yoruma, geç. Geç. Deadwish demiş ki, girişi değiştir oç. Allah'ım sen bana yardım et ya. Ne girişmiş kardeşim ya. Ya şu girişten arkadaşlar bakın. Şu girişten gerçekten artık laf yemeye başladım. Küfür yemeye başladım şu. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun. Ulan yakında ne yapacağım biliyor musunuz? Aklımda var. Bir saat boyunca herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun diyeceğim lan. Böyle bir video çekeceğim. İnadına böyle bir video çekeceğim abi. İnadına ya. İnadına abi, yeter artık. Hakikaten sinirlerim değişti. Bir şey oldu. Garip bir şeye dönüştüm. Yani bunu yapacağım. Bak bunu yapacağım. Hatırlatın bana. Chat'te yazın, yap Tayfun, yap Tayfun diye yardırın abi. Herkesten destek bekliyorum abi. Bu ne ya? Girişi değiştir yani. Ulan başkası kıçını açar, affedersin. Bir şey demezsiniz. Ben bir giriş yaptım diye. Onda da kendi özgünlüğümü konuşturdum. Ondan laf yiyorum. Geç abi. Geç. MC İbrahim. MC İbrahim burada. Minecraft İbrahim yoksa rapteki MC olan mı bilmiyorum. Tam emin değilim ama. İbrahim Ahmed demiş ki, Tayfun. Ha, kendini çok boş övüyorsun. Ben başarılı bir insanım ve kendimi överim. Ben başarılı bir insanım ve bu yüzden kendimi övüyorum kardeşim. Var mı? Var mı kardeşim? Var mı abi? Kendimi övmek kötü bir şey mi?
İyi olan bir şey, iyi yaptığınız bir şeyde kendinizi övemez misiniz abi? Tamam, belki bazı insanlar narsizmlikten bahsediyor, egoistlikten bahsediyor da abi, insanda da affedersiniz de bir ego olacak yani. Olacak abi, hani ego olmadan yaşanmaz. Egonuz olmadan nasıl yaşayabilirsiniz abi, düşünsenize. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi, öyle bir şey yok. Ama bir şey söyleyeceğim, kendimi çok övdüm de düşünmüyorum ben açıkçası. Gayet mütevazi bir şekilde videolarımı çekiyorum ha. Oğlum şeyden olabilir bak bu arada. Twitch canlı yayınlarımın tekrarlarını atıyorum ya buraya, speedrun rekoru kırdığım zaman. Orada en iyisi benim, benden iyisi yoktur, benden iyisi mezarda. Hatta son videoda böyle bir şey demiştim. Geçen birisi yazmış şeyimde, Instagram'da. Bu arada Instagram adresim tayfunhakan47. Şey dedi adam, mezarlıklardan özür dile dedi. Bunu dedi gerçekten bana ya. Yani gerçekten bunu dedi yani, benden iyisi mezarda dedim, mezarlıklardan özür dile dedi bana. Ben de bunun için sırf abi şey yaptım, gittim ona video çektim, çok kusura bakma kardeşim, mezarlardan özür diliyorum falan dedim yani hani. Dedim bunu. Evet, bir sonraki yorum arkadaşlar, bu yoruma bitiyorum. Bakın bu yoruma bitiyorum abi, bilerek aldım bunu. Artık açıklamanın zamanı geldi. Bak bazı arkadaşlar gerçekten anlamak istemiyor mu, yoksa anlıyor da trip mi yapıyor ya da dalga mı geçiyor, hala anlamış değilim. Bakın okuyorum, yayınla alakası yok. Şimdi olay şu, ben biliyorsunuz 8 dakikalık bir glitch yapıyorum arkadaşlar. Artık oyunları hani any kategorisine, speedrun kategorisi olarak any olarak bitiriyorum. Yani glitch ile bitiriyorum. Arkadaşımız demiş ki yayından önce settingden, yani ayarlardan, outlast ile ilgili bahsediyor. Yani ayarlardan jump'u çoğaltmışsın, sonra da canlı yayını başlatmışım arkadaşlar. Evet. Böyle bir şey yapmışım. Twitch.tv/TayfunHakan TV'de böyle bir şey yapmışım. Yani ne oldu? Herkes yapamıyor, sen mi yapıyorsun? Bu arada Türkçe'ye dikkat. Türkçe'ye dikkat abi. Yetenek işi değil. Oradan çıkılmıyor. Ve başka YouTuber'lar koymuş. Hangi YouTuber'lar abi? Allah'ını seviyorsun, hangi YouTuber'lar ya? Oğlum yani no name YouTuber'lardan öğreniyorsunuz diye bazı şeylerin doğru olması mı gerekiyor? Brains. Oradan çıkmak için ayarlardan jump'u çoğaltıyorsun. Kimi kandırmaya çalışıyorsun? Anlamıyorum. Sadece abone kasmak için yapıyorsun bunları. Yıldız. Arkadaşlar bakın olayı anlatıyorum. Anlamak isteyen arkadaşlara anlatıyorum. Anlamak hala istemeyen arkadaşlar varsa kendi halinde bırakıyorum. Komik duruma düşüyorsunuz yoksa. Arkadaşlar speedrun.com diye bir site var. Speedrun diye bir tabir var. Duydunuz mu bilmiyorum. Bu tabirde oyunlarda belli başlı glitchler, glitchless'lar, en kısa zamanda ölme gibi kategoriler bulunuyor. Bu kategorilerde istediğini yapabilirsin. Tercih meselesi. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar sıralamaya giriyorsunuz. Moderatörler bakıyor, onaylıyor. Bunu yapan, benim gibi yapan 200 kişi var dünya sıralamasında. Bu kişiler de sıralamaya girmiş. Yani onaylı sıralamaya girmiş. Dolayısıyla bu legal bir şey. Ha, arkadaşımızın dediği gibi jump dedi, kendi diyor. Jump. Jump'u çoğaltmak, evet öyle bir ihtimal var ama oyunu bilen birisi varsa aramızda, oyunun bütün mekaniklerini bilen, oyunun artık bokunu çıkaran bir adam varsa anlar zaten. Oraya atlamanın böyle bir hani belli bir seviyeye kadar çıkmamasını anlar yani. Eğer belli bir seviyeye kadar çıkıyorsa demek ki orada bir hile var. Bu bir hile. Sizin dediğiniz hile. Biz hile yapmıyoruz. Biz oyunun var olan mekanikleriyle oyunun var olan glitchlerini yapıp kısa sürede bitiriyoruz. Yani bunu anlayamayacak kadar herhalde IQ'su var mı bu arkadaşım bilmiyorum ama gerçekten komik. Yani bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksiniz arkadaşlar bazı konularda. Bak çok ciddiyim bu konuda. Bizim ülkemizde özellikle cahillere anlatılmıyor hiçbir şey. Öğrenmek ayıp değil, öğrenmemek ayıp arkadaşlar. Yani bunu anlamamak için hani bu kadar zorlamayın kendinizi ya. Hani kendiniz yapamıyorsunuz, o zaman kendinizi sorgulayacaksınız ben nasıl yapamıyorum diye. Bu kadar basit. Bu kadar basit abi yani hani. Yetenek işi değil diyor, oradan çıkılmıyor diyor. Adam kendini o kadar çok şey yapmış ki, övmüş ki burada, ben çıkamıyorsam onlar da çıkamayacak. Böyle bir kafa yok. Böyle bir kafa yok. Yok yok. Devam. Evet, bir sonraki yorumda da Orhan Sarıgül demiş ki arkadaşlar, burası da aynı konu fakat mevzu farklı burada. Hani sen bug yapmazdın, kullanmazdın, glitch yapmazdın. Mevzu para olunca demek ki işler değişiyor. Kardeş sen de yamuk çıktın be. İzlediğim saatlerim haram olsun.
Adam burada bayağı haram olsun falan yazmış ya. İnşallah cehenneme gidersin falan yazmış ya. Arkadaşlar. Oğlum siz nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz ya? Siz nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz abi? Komik mi? Bu kadar komik olmayın abi. Komik oluyorsunuz. İnternette komik duruma düşürüyorsunuz. Dediğime geliyor. Speedrun'da istediğin kategoriyi yapabilirsin. Glitch, glitchsiz. Ama arkadaşımız burada diyor ki hani kısa yoldan bitirdin. Şimdi kısa yoldan bu yüzden para kazanıyorsun falan. Yani hiçbir şey diyemiyorum abi. Gerçekten Orhan'cığım. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani şu internetten çıkın. Böyle bir hava alın isterseniz. Dışarıya çıkın. Böyle nefes alın böyle. Olay tamamen farklı. Olay sizin o kadar kolay dediğiniz gibi değil arkadaşlar. Buradaki olay, tekrardan söylüyorum. Speedrun kategorileri var. İstediğinizi, dilediğinizi yapabilirsiniz. Ben zamanında diyordum ki ben glitch kullanmıyorum oyunlarda. Bu kategoride yapmıyorum. Ama yapanlara saygı duyuyorum. Tercih meselesi diyorum. Oradan para mevzusu. Yani bununla paranın ne alakası var onu da anlamadım zaten. Hani onu hiç anlamadım yani, anladın mı? Hani bak, sadece Türkiye'de olan bir şey arkadaşlar bunlar. Size yemin billahi diyorum. Ben yabancı speedrunları da izliyorum. 3000, 5000, 6000 izlenenler. Her altın kategorisini yapanlar, işte en kısa sürede ölme, en kısa sürede bitirme, glitches konusunda en kısa sürede bitirme. Onlarda hiç böyle yorum yok. Türkiye'de olacak, sadece Türkiye'de olacak yorumlar arkadaşlar bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar, sizlere bazı şeyleri öğretmekten keyif alıyorum bazen, ama göstermekten keyif alıyorum, ama bazen de düşünüyorum ki hata mı yapıyorum ya? Hata mı yapıyorum gerçekten? Devam. Evet, son olarak da Fresh Şans demiş ki aşırı boş videolar çekiyorsun. O yüzden de gelişemiyorsun. Aşırı boş videoları derken? Yani ne anlamda? Hani mesela sana göre dolu olan ne? Bana göre boş, sana göre dolu. Ne mesela? Onu da tartışalım. Yani mesela speedrun çekmek, speedrun içeriği yapmak, bir oyunla ilgili özgün içerik yapmak, yapılmayan şeyleri yapmak. Eğer boş içerik ise ben gelişmediğimi de düşünmüyorum açıkçası. Yani yakın zamanda neredeyse 40 bin abone olacağım. Yani şöyle söyleyeyim size. Benim daha önce biliyorsunuz eski kanalım vardı 7 yıllık. 7 yılda 15 bin oldum. Burada 2 senede 40 bin oldum. Demek ki doğru yoldayım. Yani ben çok boş içerikler, videolar yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye'de bazı şeylerin ön plana çıkması adına büyük işler yaptığımı düşünüyorum. Tek başıma ne kadar bunu başarıyorum bilmiyorum, ama sizlerin sayesinde gücümü sizin yorumlarınızla alıyorum. Dolayısıyla ben kendi halimden şu an çok memnunum. Umarım sizler de bunlardan keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Yani bu da bir yorumdur. Aşırı boş videolar çekiyorsun, o yüzden gelişemiyorsun. Bu da bir yorumdur. Ama her neyse, bu yorumu da kenara atıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bugünlük de benden bu kadar. Evet, bu videoda da böyle kötü yorumlar vardı. Çok büyük hakaret, küfür yoktu. Ama yine de bazı şeyleri açıklamış oldum bu videoda da. Hem speedrun konusunda, hem arkadaşlarımızın IQ değerlerini ölçtük bu videoda arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin. Burada hashtag Tayfunlayız. Hashtag Tayfunlayız arkadaşlar. Bunu zaten belirtmeme gerek yok. Her kötü yorumun altında hashtag Tayfunlayız'ı görmek istiyorum. Hadi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olup çan işaretine basın. Tekrardan like'larınızı bekliyorum. Instagram'da da beni takip etmediyseniz arkadaşlar, Instagram adresim Tayfun Erkan 47. Hoşçakalın.